Hocam devamında şöyle bir şey sormak istiyorum. İftira atan kişiler hocam, iftiraya uğrayanlar affedinceye kadar e, cehennemde mi kalacaklar hocam? İftira atan, atanların ahiretteki durumu nedir hocam? Tabii. Şimdi iftiranın Kur'an-ı Kerim'de bir defa 80 sopa vurulur diyor ona. Dünyada. Yani, dünyada iklim, dünyada hocam. cezası 80 sopa vurulur. Yani iftiranın cezası sadece ahirette değil, dünyada, dünyada da, da verilmesi tabii, gerekiyor dünyada, o kadar önemli. ama dünyada şey. bu cezayı almamış. <laughs> Ne olmuş ahirete kalmış ayrıca ahirette müf müflis kimdir müflis işte iftira etmiş gıybet etmiş yalan söylemiş o insanların sevapları iftira ettiklerine verilecek İftira ettiği kişinin günahları varsa bu iftira eden kişiye verilecek ve cennete gideceğim diye güvendiği amelleri boşa gidecek elinde kalmayacak onlar cehenneme sürüklenecek. Mülfis budur diyor Peygamberimiz. Allah muhafaza. Ya. Kul hakkı çok önemli. Kul hakkında kişi Allah'ım bunu ben sana havale ettim diyorsa Cenab-ı Hak onun cezasını verir. Gerekeni yapar. Ama ben bunu beddua ediyorum, hakkımı da helal etmiyorum diyorsa o kişiyle mahkeme-i kübrada hesaplaşmadan o kişi cennete bile girecek olsa giremez. giremez. Burada mahkeme kübra kurulacak. Yani ne kadar iyi bir insan olsa da hocam iftira Ya adam, biz kişi... şuna şuna inanıyoruz. Müminler olarak şuna inanıyoruz ve bu bizim için makbul bir şey. Mesela biz dünyada gel, dünyaya gelmeden önce kendimizden haberdar değildik. Yani evet. siz kendinizi biliyor muyuz dünyaya gelmeden? Elbette. Bırakın dünyaya geldikten sonra bile 3 yaşına kadar hatırlamıyorsunuz. 4 yaşına kadar bile neredeyse hatırlamıyoruz. Yani kendimizi bilmiyoruz biz. Ama biz şimdi kendimizi biliyoruz. Evet. Hayaller de kuruyoruz. Olayları da okuyabiliyoruz. Hakikati görüyoruz. Gerçekle, yalanı, rüyayı, hayali ayırt edebiliyoruz, değil mi? Tabii tabii. O zaman bu varlığımızdan haberdar olan bir bizim bilincimiz var. Ruh var. Bu bedene ait değil zaten. Eğer bedene ait olsaydı biz bunu 3 yaşında da bilirdik. Tabii. Bedenimiz yaratıldığında biz bilincimiz yerinde olsaydı 3 yaşında, iki yaşında biz hatırlardık. Hatta 90 yaşında, 100 yaşında tekrar bunama başlarsa yine o bilinci de kayboluyor. Demek ki bizde şuurlu olan bir varlık var içimizde. Bizimle oluşan. Ona biz ruh diyoruz. Bu ruh her şeyi hissediyor, varlıktan haberdar oluyor. O yüzden ee, bu kainattaki her şeyi biz o ruhumuzla okumalıyız. Bedenimizdeki duyularla değil sadece. Yani tattım tatlı. Acı, ekşi bu değil ki sadece. Evet Yani bu başka bir şey. Her şeyin e, tadı, rengi, tuzunu siz kavrayamazsınız. Ben size bir kavram söyleyeyim. Ee, siz eşrefi mahluksunuz, Allah'ın yarattığı en güzel varlıksınız dediğimde sizde ne oluştu? Tepkisel olarak yani ne bu hissettiniz? Güzel bir şey hissettim hocam. E ama ne ben bir şey yapmadım ki yani ortada bir şey yok. Hangi varlık var? Ne verdim ben size? Elmam verdim? Armut mu verdim? <laughs> evet. Ne göstereceğiz? Fiziki bir şey yok elbette yok. hocam. Yok. Evet. Bak bir sözüm bile sizde yarattığı duygular var. Ben size kitap verseydim hani bir cisim vermiş evet, olur. Cisim Ama bir sözün bile sizde yarattığı duygular var. Bırak sözü gece gördüğün rüyanın bile sizde, evet. sende yarattığı haller var. Evet. Demek ki insanoğlu sadece bedenden müteşekkil bir varlık değil. Bizim geleceğimizle de ilgili tasalarımızı o düşünüyor. Yarın içinde plan kuruyor. Sabahleyin saat kaçta kalktınız? Sekizde. Sekizde, altıda uyandığınız zaman saatin kaç olduğunu tahmin ediyorsunuz değil mi? Ben yüzde 99 biliyorum. Mesela gece uyanıyorum diyorum bir saat şu anda beş buçuktur. Tam bakıyorum beş otuz. Uyanıyorum diyorum saat üç on beş geçiyordur. Bakıyorum üç on beş geçiyor. Peki bunu kim kuruyor? Beyin kuruyor. Neyle kuruyor? Bilinç, bilinç var. Bilinç Bilinci olmazsa beyin tek başına bunu yapamaz. Şimdi böyle bir varlığız biz. Onun için Allah'ın varlığına delildir ruhumuz. Bu ruh burada kalmayacak, her şeyi hissedecek. Yarın ahirette de bunlar tek tek hesaba çekileceğimizi bileceğiz. Yani kendimiz oraya hazırlayacağız. Yani biz öldük, bittik, her şey bitti. Hayır, ahirete inanıyoruz biz. Biz müminiz, hesabımızı oraya göre yapacağız. Biz onu bugünkü hayatımızdan daha net biliyoruz. Bugünkü varlığımdan daha net biliyorum ki buna Kur'an-ı Kerim hakkal yakın diyor. Hakkal yakın diyor. Bu yakını telefon bekliyorsa bekletmeyin. Evet hocam. Evet. Bak üç türlü bilgi var. Bilginin kesinliği açısından bilgi üç, üçe ayrılıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.